İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok kolay ve gayet güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Hanımlar yazmamız cenk yazma. İp olarak elimde uydurabildiğim kadarıyla uydurdum. Yazmanın içindeki desenlerle. Şöyle dört rengim ipim var. Dediğim gibi yazmam cenk yazma. Şöyle çok da güzel bir desen. Ben çok beğendim. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Hanımlar modelimizi yaparken hemen bunu göstermek istiyorum. Bakın cenk yazısı şöyle düz duruyor. Gördüğünüz gibi şöyle buradan tutuyorum. Bakın burası bizim yazmamızın iç kısmı. Burası ise düz kısmı. İç kısmını bu şekilde tutarak hemen kıvırmaya geçiyorum. Bu arada biraz geç kıvrılıyor. Sıkıntı değil. Geç kıvrılan olursa şöyle ipinizi bu şekilde tutarak hanımlar balkonda çekiyorum. Havada soğuk. O yüzden şey yapamadım, kıvıramadım ama ip yardımıyla rahatlıkla kıvırabilirsiniz. Şöyle kıvırmayı iple yapalım. Eğer kıvrılmıyorsa ipimizi sabitleyelim. Var dediğim gibi balkondayım. Çok ses de çıkıyor ama elimden bir şey gelmiyor. İçeride çekemiyorum. Hava çok karanlık. Şöyle bir sıra sürafa yapacağız. Bakın ipimi bu şekilde alttan. Bu arada ayrı bir ip koparıp ip geçiriyorsunuz. Sürafa yapımını daha önce anlatmıştım. Sadece kısa bir şekilde tekrar anlatmak istedim. Hani kıvrılma nasıl yapılıyor? Hangi tarafa yapılıyor? Şöyle sürafa yapımı da devam edelim biraz. Hanımlar ipinizi takınca bu arada ipinizi güzel bir şekilde gerdirin. Dolanma olmasın diye. Biraz bu şekilde ilerleyip gelin. Hanımlar bu şekilde bir sıra zürafamı yaptım içe doğru. Ama oyamızı çevirerek şuradan devam ediyoruz. Hanımlar ben keseceğim için hangi taraf kolay geliyorsa o taraftan ama siz İçe doğru kıvırmayı yapın. Düz terse doğru kıvırma, düze doğru ise şöyle oyanızı yapacaksınız. Ben şimdi terse doğru oya yapacağım. Çünkü dediğim gibi ben kesiyorum. İpimi hemen şuradan ilk yaptığım zürafama sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim. İki tane zürafa sağlamlaştırmak için hemen üçüncüyü de yapıyorum. Şöyle üçüncüye batarak geriye dönüyorum. Burada bir tekrar 2 ve 3 tane pırpır yaptım. Hemen arasına zürafalarımızı yapalım. 1 2 3 3 tane zürafa yaptım arasına. Hemen üçüncü zürafaya batarak geriye gidiyorum. Buradan üçüncü pırpırıma batıyorum. Buradan ipimi üzerine atarak şöyle tepeye çıktım. Şuradaki boşluğa batarak 1 2
ve 3. 3 tane pırpırımı yaptım. Hemen aşağıdaki zürafama batıp aşağı iniyorum. Burada da 2 tane, 1, 2 tane pırpırımı yaptım. Bunu bu şekilde düzeltelim. Şöyle hemen arasına 7-8 tane zürafa yapalım. 1, 2. Tamamlar. Şöyle 7 tane zürafa yaptım. Hemen 8.'yi de yapıyorum. 8.'ye batarak geriye dönüyorum. Burada yaptığımız gibi yapıyoruz, sadece tepede 3 tane pırpır yerine 1 tane pırpır yapacağız. Yine burada 3 tane pırpırımızı yapalım. İleriye 1, 2, 3.'ye battım. 3.'ye batarak geriye döndüm. Burada tepeye çıkıyorum. Hanımlar, dediğim gibi burada bir tane pırpır yapıyoruz. Şöyle. Tekrar aşağı iniyorum. Burada iki tane pırpırımı yapıyorum. Arasına yine 7 tane zürafa, bir bundan yapıyoruz, bir bundan yapıyoruz. Biraz ilerleyip gelelim. Hanımlar, modelimizin altı bu şekilde yapılıyor. Gerçekten çok kolay. Bir günde dört kenarını yapabilirsiniz. Şimdi modelimizin çiçeklerine geçiyoruz. Çiçekleri de oldukça kolay. Bu tekli yaptığımız pırpırların tepesine olacak. Bunlar ise bu şekilde kalacak. Arasında dağ olarak kalacak. Şöyle hemen renkli ipimi tekli pırpırıma sabitliyorum. Şuraya bu pırpır dolacak şekilde, bakın, pırpır yapıyorum. Bir pırpır yaparken hanımlar, bakın, pırpırıma battım. Bu ipim üstte kalıyor. Alttakini tek doladım. Az önce yaptığım pırpırın boyutuna göre tutarak ayarlayıp çektim. Mantığımız aynı. Önce yaptığım pırpırın boyutuna göre tutarak ayarlıyorum boyunu. Hanımlar, gerçekten bu videoda çok ses çıktı ama benlik bir durum yok. Dış cephe yapılıyor. O yüzden, bir de balkon çok çok soğuk. Burnum da tıkandı, kusuruma bakmayın. İnşallah video anlaşılır şekilde olmuştur. Gerçekten bunun için özür diliyorum. Şöyle 8 veya 9 tane sığdırabiliyorum. Bakın, bu şekilde 9 tane sığdırdım. Buradan ipimi kesiyorum. Mantığımız bu. Diğeri de aynı şekilde yapılıyor. Ben diğer renginde yapıp geliyorum. Kafanız karışmasın diye bunu da göstermek istiyorum. Bakın, burayı atlıyorum. Burada tekli olan pırpırımın tepesine ipimi sabitliyorum. Şöyle. Hanımlar, yazmalar çok pahalı oldu. Bunu da söylemek istiyorum. Fiyat da vereceğim şimdi. Yazmalar hanımlar, eğer gerçekten evde ipiniz, yazmanız yoksa, bir yazmanın maliyeti rahat 60-65 lirayı buluyor. Ona göre yaparken fiyat vermenizi istiyorum. Hem emeğinizi alın, hem de malzemenizin parasını karşı taraftan alın. Bir yazma gerçekten artık, yani en hızlı yapan 3 günde bitiriyor. 3 gün ve 10 gün arası biten bir model bu. Fiyat olarak kesinlikle 200'ün altında
yazma vermiyoruz hanımlar. Çok durumunuz düşükse 180 veya hemen elinizde çıkarmak istiyorsanız 180'den 190 arası satabilirsiniz. Ama ihtiyacınız yoksa 200 liradan aşağı vermeyin. Bu model hanımlar malzemeyle beraber fiyat söyledim. Eğer karşı taraf malzemeyi alacaksa malzeme fiyatını düşüp verebilirsiniz. Fiyatınız malzemesiz 170 165 arası uygun olduğunu düşünüyorum. Ama malzemeyle beraber 200'den aşağı kesinlikle satmayın. Kolay bir model ama vakit alıyor. Ve dediğim gibi parayla artık bir şey de gelmiyor. O yüzden emeğinizin karşılığını karşı taraftan alın. Hanımlar, oyamı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne Oyalarım Kerime kanalına da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.